Onun için bazı şeyler biraz zor geliyorsa merak etme. Şey de, ha, tamam, bu zorluk geçecek. Bir süre sonra o zorluk yerini rahatlığa bırakacak. O zorluk yerini, tamam ben bunu çözmüştüm ifadesine bırakacak. Daha kolay olacak diye düşünün. Ama buradaki temel şart ne? Çalışmanız. Çalışmıyorsanız zor gelmeye devam edecek. Onu söyleyeyim. 11. sınıfın konuları da ağırdır. Onu da ifade edeyim. Şimdi yeni konumuzun adı ne? Hareket. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu söyleyeyim önce. 9. sınıfta siz zaten bir miktar hareket işlediniz, incelediniz, gördünüz. Biz 11. sınıfta önceki yıllarla alakalı olan bir konuyu anlatmaya başlarsak şöyle yapacağız fizikte. Önceki yıllarda anlattığımız bölümünü de anlatarak devam edelim. Mesela ben hareketi anlatırken sadece 11. sınıf bölümünü anlatmayacağım. En baştan itibaren 9'da ne gördüyseniz onları da anlatacağım. Artı üstüne 11. sınıfın konusunu anlatacağım. Mesela Newton'un hareket yasaları. 9. sınıfta ne gördüyseniz onları tekrar edeceğim. Onları da hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağım. Sonra 11. sınıf bölümünü anlatacağım. İş güç enerji. 9'da ne gördüyseniz anlatacağım. Sonra üstüne buradaki bölümünü anlatacağım. Elektrostatik. Ne gördüyseniz anlatacağım. Üstüne burayı anlatacağım diye düşünün, olur mu? Onun için dolayısıyla 9. sınıfın 1, 2, 3, 4 konusunu, zaten 6 konu var. 4 konusunu artı 11. sınıfın konularını anlatmış olacağım bu senenin sonuna kadar. Tamam. Şimdi hareket yeni konumuzun adı. Tabii önce hareket ne demektir? Onunla ilgili konuşmaya çalışalım. Çok yaşa. Hareketle harekat arasında bir fark var mı sizce? Hareket ve harekat. Hı? Var mı? Farklı şeyler mi bunlar? Sizce? Hiç duymadınız mı? Harekat. Aynı şey. Aynı şey mi? Ha? Evet. Modülde mi yazıyor? Evet. Niye oraya bakıyorsun? Evet. Çocuklar kapatın. Ben bir şey anlatırken kapatın onları. Kapatın. Kapat. Evladım kapat yavrucuğum. Defteriniz açık olsun. Çocuğum kapat kapat. Üstüne defter koy değil. Kapat onu. Kapat. Yarın ya 3 dakika sonra aklınız oraya kayacak, bir bakacaksın. Yapmayın öyle şeyler. Kapat. Ben zaten modülü yazan da benim. Yani onu da ben anlatacağım. Onun için sıkıntı yok. Korkmayın. Modülde olan şeyleri ben anlatacağım zaten. Hareketle harekat arasında fark var mı? Hiç duyma. Haberlerde falan hiç dinlemediniz mi? Harekat. Harekat aslında askeri bir şey, değil mi? Neyse. O zaman hareket ne demek onu söyleyeyim bana. Fikri olan var mı? Hareket. Hocam hareket şudur herhalde. Ha? Hareket 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 diye bir sürü konuştunuz, bir sürü işlediniz. Ne demek olduğunu biliyor muyuz acaba? Hı? Hadi. Söyleyin bana. Söylemek isteyen var mı? Söyle. Bir cismin konumunu bir yerden başka bir yere değiştirmesi. Konumunu değiştirmesi, değil mi? Güzel. Başka? Başka var mı? Kendi cümleleriyle ifade edecek. Aslında doğru söylüyorsun. Eğer biz bir cismi izliyorsak, bu cisim biliyorsunuz biz üç boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Bir de zaman eksenini düşünürseniz üç boyuta uzay diyoruz. Öbürü de zaman, uzay zaman dokusu içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla bir cismin zaman içerisinde eğer farklı farklı noktalarda olduğunu tanımlayabiliyorsam, görebiliyorsam o cisim hareket etmiştir demiş oluyorum, değil mi? Gördünüz mü? O zaman dediğimiz hareket aslında tam olarak
bu şekilde ifade edilebilir. Yani cismin zaman içerisinde farklı yerlerde olması o cismin hareket etmesi anlamına geliyordur. Bunu yazalım mı? Şöyle deyin. Bir cismin zaman içerisinde farklı konumlarda olması cismin hareket etmesi anlamına gelir. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. ÖSYM artık bir miktar tarz değiştiriyor. Ne anlama geliyor bu söylediğim? Yani önceden fizikte bildiğin matematiksel işlemlerin de yoğunlukta olduğu bir sınavla hep karşılaşırdık. Gayet güzel, gayet baba baba işlemler falan olurdu. Artık ÖSYM çok fazla öyle işlem olayına girmiyor. Ha, işlem olarak sorduğu soru yok mu? Var. Ama ÖSYM'nin artık tarzı şuna doğru dönüyor. Diyor ki ben çocukların işlem gücünü zaten matematikte ölçüyorum. TYT'de, AYT'de matematik sorularıyla işlem yapıyor mu, yapmıyor mu onu görüyorum. Bir de fizikte işlem yapıp yapmadığını test etmek benim için anlamsız demeye başladı. Dolayısıyla artık fizikteki olayı işlemden biraz daha uzaklaştırıp daha çok fizik eğitimi içerisinde bu çocuk öğrendiği şeyleri ne kadar öğrendi? Kavramlara ne kadar hakim ve bu kavramlar arasında ne kadar ilişki kurabiliyor? Orada öğrendiğini günlük hayata aktarabiliyor mu? Ya da günlük hayattaki bir olayı fizik dersinde öğrendiği kavramlarla ilişkilendirebiliyor mu şeklinde sorular sormaya başladı. Dolayısıyla bizim de ona ağırlık vererek çalışmaya devam etmemiz lazım. Yani fizik dersinde kesinlikle kavramları iyi öğrenerek gitmemiz gerekiyor. Hareket bir cismin zaman içerisinde farklı farklı yerlerde olması durumunda biz o cisim hareket ediyor deriz. Peki kaç çeşit hareket vardır sizce? Yani hareketi şöyle düşünsek, bir şöyle olduğunda bir hareket oluyor. Böyle olunca başka bir hareket oluyor. Bir de böyle hareket var. Söyle. Üç. Titreşim, salınım, öteleme mi? Titreşim, salınım, öteleme mi? Titreşimle salınım arasındaki farkı söyler misin bana? Birinde aynı zaman aralıklarında geliyor, diğerinde sadece aynı yer arasında geliyor. Titreşim ve salınım böyle. Dönme var, öteleme var. Dört oldu. Dört olabilir. Olsun, hayırlısı olsun. Üç tane hareket türünden bahsediyoruz biz. Üç hareket. Bir tanesi, hareket türleri diyeyim. Öteleme hareketi. Bir tanesi dönme hareketi. Bir tanesi de titreşim hareketi. Şimdi öteleme hareketi adı üstünde bir yerden bir yere öteleme olacak. Yani başlangıçta bir yerdeyim, sonra başka bir yerdeyim, sonra başka bir yerdeyim ama hiçbir zaman demeyeyim, bu çok iddialı olur. Bu zaman aralıklarında cisim başladığı yere geri dönüp geri gitme gibi hareketler yapmıyor. Bir tarafa doğru gidiyor sadece. O zaman biz bunu şeklen gösterirsek şöyle bir şeye denk geliyor. Cisim şuradaydı. T eşittir 0 anında. Ondan sonra cisim şuraya geldi. T anında buraya geldi. Buna öteleme diyorum. Sadece aynı yol üzerinde mesafe kat ederek ilerleme. Dönme hareketi. Hepiniz biliyorsunuz dönme hareketi şu. Mesela atıyorum bir tane topaç var. Şöyle yerde kendi ekseni etrafında dönüyor. Ben buna dönme hareketi. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Tamam mı? Gibi hareketle işte bir fırıldak bir şey yaptım. Bir balerin kendi ekseni etrafında dönüyor gibi düşünün. Titreşim hareketine neyi örnek verebiliriz mesela? Var mı aklınızda bir şey?
Salıncak. Salıncak. Dalga hareketi. Güzel. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirsin bak. Mesela bir tane şey kolyeyi aldın. Şöyle düşey düzlemden ayırdın. Serbest bıraktın. Bu adam gider geri gelir. Gider geri gelir. Gibi harekete de titreşim diyoruz. Mesela arabanın sileceği. Gidip geri geliyor. İşte yayın ucuna bir cisim astın. Onu çektin bıraktın. Titreşir. İleri. Cetveli şöyle masaya koydun, tut diye vurdun, dırrrr diye titreşir durur. İşte ona da titreşim diyoruz. Daha genel bir ifadeyle biz sevgili arkadaşlar şu ikisine ne diyoruz biliyor musunuz? Periyodik hareket. Periyodik hareket dediğim şey şu anlama geliyor. Bahsedilen hareket sürekli belirli zaman aralıklarında kendini tekrar ediyor anlamına geliyor. Mesela bir cisim kendi ekseni etrafında şöyle dönüyor diyelim. Tamam? Bir kere döndü, sonraki aynı zaman aralığında bir kere daha dönüyor. Sonraki aynı zaman aralığında bir kere daha dönüyor. Dolayısıyla periyodik olarak belirli zaman aralıklarında kendini aynen tekrar eden harekete periyodik hareket diyoruz. Mesela titreşim hareketi. Bu kolye gitti, geri geldi. Sonra aynı süre içinde bir kere daha gidip geliyor. Bir kere daha gidip sürekli aynı hareketi yapıyor. Onun için bunlara periyodik hareket. Bizim sevgili arkadaşlar inceleyeceğimiz bölüm şurası. Tabi bu da periyodik olmayan hareket. Bizim burada işleyeceğimiz bölüm şu. Tamam. Şunları 12. sınıfta işleyeceğiz. 12. sınıf konusu onlar. Dolanma hareketi var. Dolanma hareketi ne sizce? Dönmeyle dolanma acaba aynı şey mi? Hı? Evet, bir şeyin etrafında. Mesela dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi dönme hareketi. Ama dünyanın güneş etrafındaki hareketi dolanma hareketi. Onu da işte dönme diye söyleyip geçiyorlar. Tamam mı? Ama böyle de bir ince ayrıntısı var. Şimdi güzel. Biz şu hareketi inceleyeceğiz. O zaman başlığımız ne olmalı? Öteleme hareketi. Öteleme hareketinin bazen sınırlarını zorlayacağız. Biraz başka hareketlerden de bahsedeceğiz ama genel olarak ötelemeden. Bu ötelemeyi de biz sevgili arkadaşlar doğrusal yollarda yapacağız şimdilik. Peki, güzel. Şimdi bu hareketi ifade edebilmek için bazı terimler lazım bize, bazı tanımlamalar lazım. Bu tanımlamaları görmemiz gerekiyor. Mesela ilk tanımlamayı, ilk terimi söyleyeyim. Referans noktası. Sizce ne demektir? Aklına bir şey gelen var mı? Hocam bence şöyle bir şey herhalde bu. He? Hareketin başlangıcında referans alınan nokta. Hareketin başlangıcında derken? Yani bir yerden bir yere giderken. Bir yere hareket göreceli olduğu için. Ona o yüzden. Ha. Güzel. T0'da durduğu yer. Başka? Gözlemcinin yeri. Gözlemcinin yeri. Peki. Başka? Güzel. Aferin. İyi şeyler, iyi ifadelerden bahsediniz. Ben bunları toparlayayım şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir durum. Bakın ben şu anda duruyorum. Değil mi? Duruyorum dersem hiç kimse bana şey demez. Yalan söylüyorsun demez. Çünkü bu referans sistemine göre buradaki cisimlerden herhangi birini referans olarak alırsanız ben duruyorum ona göre. Ama aslında biraz önce konuştuk. Dünya dönüyor. Dünya dönüyorsa ben de dünya ile beraber dönüyor olmalıyım. O zaman ben durgun değilim. Değil mi? Aynı zamanda dünya, efendime söyleyeyim, güneşin etrafında dolanıyor. Tamam süper. O zaman benim bir hareketim daha var. Başka bir hareket daha oldu. Güneş ne yapıyor? Güneş de durgun değil ki arkadaş. Güneş de Samanyolu'nun etrafında dönüyor. Samanyolu da durgun değil ki. O da evrende bir şekilde dönüyor, dolanıyor. Dolayısıyla görebiliyor musunuz? Bir cisme duruyorsun demek ancak ve ancak o cismin
konumunu bir şeylere göre tanımladığınızda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki aslında evrende durgun bir nokta yoktur. Evrende duran bir cisim yoktur aslında. Hangi cisme bakarsanız bakın bir şekilde bir hareket içerisindedir. Ama eğer söylersen ki hocam siz duruyorsunuz dersen o zaman ne diyorsun? Bana göre duruyorsun demiş oluyorsun. Biz burada şunu görüyoruz. Hareketin tamamı aslında görecelidir. Tamam mı? Göreli bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla olayı tanımlayan bir gözlemci olmalı. Olayı bize anlatan, bak bu cisim şu 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 şunu yapıyor diyen birileri olmalı. Ya da biz o tanımlamayı bir şeye göre yapıyor olmalıyız. İşte o bir şey neyse biz ona referans noktası diyoruz. Tamam mı? Yani aslında cismin yerini tanımlamak için kullandığım durgun nokta. Sen buna gözlemci diyebilirsin, seçtiğim bir nokta diyebilirsin, koordinat sisteminin orijini diyebilirsin, diyebilirsin. Hareketlinin ya da cismin konumunu tanımlamak için kullandığımız noktaya referans noktası diyoruz. Tamam. Bu hareketlinin harekete başladığı nokta olmak zorunda değil. Bu hareketlinin hareketi bitirdiği nokta olmak zorunda değil. Bu hareketlinin yörüngesi üzerinde bir nokta olmak zorunda değil. Bu alelade bir nokta olabilir. Kendi başına şimdilik duran bir nokta olarak kabul edeceğiz. Daha sonra hareketi tanımladığımız noktanın da hareket etmesi durumlarını inceleyeceğiz. Tamam mı? Referans noktası. Sanki böyle çok aşırı bilimsel gibi geliyor ama çöp kutusu referans noktası olarak aldım hocam. Çöp kutusunu referans noktası olarak aldım. Senin çöp kutusuna göre sürekli yerine bakıyorum. Lan aranızdaki mesafe değişmiyor. Çöp kutusu durgun bir referans noktası olarak seçersem sen de ona göre duruyorsun demiş olursun. Görebiliyor musun? Hareketlinin yerini tanımlamak için kullandığımız sabit noktaya biz referans noktası diyoruz. Hadi bunu yazalım. Hareketlinin konumunu tanımlamak için seçilen sabit noktaya. Şimdilik sabit ama. Denir. Dediğim gibi ileride referans noktasının da hareket ettiği durumları da konuşacağız. Güzel, hoş, iyi oldu bu. Peki. Ya arkadaş aslında bizim burada konum dediğimiz şeyi de anlatmamız lazım. Konum dediğimiz şey nedir acaba? Hı? Hadi bununla ilgili de söyleyin. Konum. Bir cismin konumu. Ne geliyor aklınıza konum deyince? Hocam benim aklıma bir şey gelmiyor. Benim aklım şu anda boş sayfa mı diyorsunuz? Hepinizin bir şeyler geliyordur lan. Bir iki kelime bir şey vardır. Söyleyin. Söylemek istemiyor musun? Nasıl? Uzayda bulunduğu nokta. Peki o noktayı nasıl söyleyeceğim, nasıl ifade edeceğim? O noktayı belirten bir şey olmalı. Benim şu anda uzayda bulunduğum yeri bir şekilde söylediğinde herkes anlamalı bunu. Nasıl olacak o? Referans noktasına göre. Evet, referans noktasına göre söyleyeyim. Yani bir cismin konumu dediğimde referans noktasını boşuna seçmedim. O referans noktasını diyorum ki ben buraya sıfır noktası olsun. O referans noktası belirli bir yer olsun. Buna göre senin yerin şurasıdır diye söyleyebildiğim şey o cismin konumuna denk gelir. O zaman şöyle diyeceğim. Referans noktasına göre bir cismin yerini belirten vektör bizim için. Bu arada konumun vektör olması gerekiyor. Niye? Bakın ben çöp kutusuna 4 metre uzaktayım. Şöyle bir çember olduğunu düşün. Çöp kutusunun merkez olduğunu düşün. Şuradaki noktaya geldiğimde de çöp kutusuna 4 metre uzakta olurum.
O zaman çöp kutusuna 4 metre uzaktasın dediğinde benim konumumu tanımlamış olmuyorsun. Çöp kutusuna 4 metre uzakta olan sonsuz tane nokta var 2 boyutlu düzlemde. 3 boyutlu düzlemde bir küre kabuğu oluşturacak yine sonsuz tane nokta var. O zaman bu sonsuz noktanın içinden bir tanesinde bulunabileceğime göre madde parçacıkları böyledir. Farklı yerlerde olmazlar. O zaman benim konumumu net olarak ifade etmem lazım. Bu referans noktasına göre ancak bir vektörle ifade edilebilir. Çünkü biz vektör yönlü bir nicelik diyorduk. Yönü olursa, doğrultusu olursa ben o zaman konumu net olarak söylemiş olurum. Herkes de aynı şeyi anlamış olur konumda. O zaman demek ki konum şu. Referans noktasına göre bir cismin yerini belirten, yerini gösteren vektöre biz konum vektörü diyoruz ya da konum diyoruz. Tamam? Hadi bunu yazalım. Seçilen referans noktasına göre. Göre cismin yerini belirten vektöre denir. Gözünü sevdiğimin adamı, bakın bunun vektör olduğunu unutmayın. Vektörel işlem yapmamız lazım. Bu anlamda düşünürse. Yani vektörlerde konuştuğumuz her şeyi tekrar tekrar düşünmeniz gerekiyor bu konuda. Anlaştık mı? Var mı itirazınız? Heh? Peki, şimdi bu sevgili arkadaşlarımızı konuşacağımız bir şey olsun elimizde. Şekil olsun. Mesela atıyorum şöyle bir yol var. Niyeyse hep böyle çiziyorum yolu. Mesela bu yolda da bir tane diyelim şey var, sokak lambası var. Sokak lambasının dibi benim için referans noktası olsun. Noktası. Tamam. O zaman bu referans noktası ise bir tane aracın hareketini incelemeye çalışıyorum diyelim. O zaman bu araç buradayken ben konum vektörünü şöyle çizerim. Gördün mü? Referans noktasına göre cismin yerini tam olarak belirttim. Bu vektörü ifade ettiğimde başka bir nokta anlaşılmaz. Uzayda bir tek nokta anlaşılır. Dolayısıyla artık onun yeri kesindir. Herkes aynı şeyi anlar. Gördünüz mü? Ha, demek ki konum vektörünü nasıl çiziyorum ben? Başlangıcı referans noktası, bitişi cisim olacak şekilde çizdiğim vektöre konum vektörü denir. Ve diyebilirim, gördün mü? Lütfen bunu da yazar mısınız? Şöyle deyin. Başlangıç noktası, referans, başlangıç noktası, referans, bitiş noktası cisim olacak şekilde çizilen vektöre. Başlangıç noktası referans, bitiş noktası cisim olacak şekilde çizilen vektöre konum vektörü denir. Şöyle olsa, bak bu cisim gitti, şuraya geldi. T anında buraya geldi, bu tarafa doğru gidiyor. Artık yeni konum vektörüm nedir? Yeni konum vektörüm şudur. X üssü vektörü. Dolayısıyla ben işte şunu söylüyorum. Referans noktasına göre cisim önce bu konumdayken sonra bu konumda oluyorsa, yani vektörler farklı oluyorsa, ben bu cismin bahsedilen T zaman aralığında hareket etmiş olması gerektiğini söylemiş oluyorum. Gördünüz mü? Hareket böyle tanımlanıyor işte. Cismin belirli zaman aralıklarında ya da zaman içerisinde farklı farklı konumlarda bulunması, yerinin değişmesi olayına biz ne diyoruz? Efendime söyleyeyim, hareket diyoruz. Peki, sana bir şey daha söyleyeceğim. Ya bunu böyle yaptık da, lan kardeşim sen diyorsun ki ya ben bu sokak lambasını referans noktası almak zorunda mıyım arkadaş? Hayır. O zaman şurada bir tane otobüs durağı var.
Ben otobüs durağının şu köşesini referans noktası alacağım. Referans noktası. O zaman ilk konum vektörüm şu olmalı. Değil mi? Hatta buna da x 2 üssü diyeyim. Ana bu farklı öbüründen. Cisim şuraya geldiğinde yeni konum vektörüm de şu olmalı. Bu da farklı. Aha, o zaman ne oluyor? Demek ki referans noktası neresi seçilirse konum vektörü ona göre çizilmek zorunda. Dolayısıyla konum vektörü için tek bir vektör ifadesi yok. Ama referans noktasını belirtirseniz o zaman bir tane vektör çizebilirsin. Bu neye benziyor? Vektörlerde bileşenlere benziyor. Değil mi? Bir vektörün kaç bileşeni var derlerse ne bileyim ben istediğin ekseni seçtiğinde sonsuz tane farklı vektörün bileşkesi olarak yazabilirsin. Ama dersen ki x, y koordinat sistemine göre ve bileşenlerini söyle orada iki tane vardır. Onlar da net ifadelerdir. Sana o vektörü kesin tanımlar. Bu da onun gibi. Bir cismin konum vektörü sonsuz farklı şekilde çizilebilir. Sen bu yolun üzerinde bir tane oyuk var, çukur var. Çukuru referans noktası alıyorum deyip başka bir konum vektörü çizebilirsin. İşte o, yok orada çöp kutusu var, çöp kutusunu aldım. Yok orada bir tane market var, marketin kapısının kolunu referans noktası aldım. O zaman farklı farklı çiziyorum. Yani referans noktası değiştikçe konum vektörü de değişir. O zaman konum vektörü direkt olarak ne olmalı? Referans noktasına bağlı olmalı. Anlaştık mı? Dolayısıyla sonsuz farklı konum vektörü çizebilirsiniz. Aynı cismin aynı T anındaki yeri için. Ama derseniz ki ben referans noktasını şurası seçiyorum. Derseniz T anındaki konum için bir tane konum vektörü çizersiniz. Anlaşabildik mi? Bu farkı görmenizi isterim. Peki. Peki. Konum vektörünü böyle anlamış olduk. Bu şeyi de lütfen not edelim. Diyelim ki konum vektörü referans noktasına bağlıdır. Konum vektörü referans noktasına bağlıdır. Konum vektörü referans noktasına bağlı. Zaten bizim yaptığımız tanımda da öyle değil miydi? Başlangıcı referans noktası, bitişi cisim olacak. Referans noktasını değiştirdiğin zaman vektörün başlangıcı değişmiş oluyor. Tabii ki bağlı olmalı. Değil mi? Doğal bir şey. Peki, gelin biz bir de şundan bahsedelim. Yer değiştirme. Yer değiştirme ne demektir sizce? Bu da 9. sınıf ifadesi. Konum vektörleri arasında çizilen kuş uçuşu mesafe. Ne demek yer değiştirme? Ha? Var mı söyleyecek olan başka? Şunca yıllık öğretmenlik hayatımda en sessiz, en tepkisiz sınıf olarak seçiyorum sizi. Umarım ileride böyle sessiz kalmazsınız ama kötü anlamda bir sessizlik olduğunu düşünmüyorum bunun. Ve kötü anlamdaki bir sesliliğe doğru da gitmezsiniz umarım. Evet, yer değiştirme şu demek. Cismi hani bakın şurada bir olay sıkıntıya giriyor görüyor musunuz? Referans noktasına göre konum vektörlerini çiziyorum ama referans noktasını ben burası aldım. Başka biri başka bir yer alır. Başka biri başka bir yer alır. O zaman anlaşamayız ki. Değil mi? Farklı referans noktalarına göre sürekli konum farklı olur. Ama eğer ben herkesin aynı şekilde anlayabileceği başka bir tanım yaparsam işte o zaman bu karışıklık ortadan kalkar. O herkesin aynı şekilde ifade etmek zorunda kalacağı şeye biz yer değiştirme diyoruz. Yer değiştirme nedir biliyor musunuz? Cismin son ve ilk konum vektörleri arasındaki vektörel farka
denir. Bunu yazalım lütfen. Şöyle deyin. Cismin son ve ilk konum vektörleri arasındaki fark. Yalnız bu fark vektörel olmalı. Şimdi bak, biraz önceki şeyi bir daha çizeyim. Orayı çok fazla karıştırmayayım. Şöyle. Şöyle. Cisim şurada. Araba. Şurada bir tane sokak lambası var. Ben referans noktasını burası seçtim. R1 diyeyim buna. Hatta referans 1 diyeyim. O zaman ilk konum vektörüm şu. Buna x ilk diyorum. Son konum vektörüm de şu. Cisim şuraya gelmişti. O zaman son konum vektörüm de şu. X son demiş oldum. Yapılan tanıma göre benim delta x dediğim vektör, delta x eşittir. Ne olmalı? Son konum vektörü eksi ilk konum vektörü olmalı. X son vektörü eksi x ilk vektörü. Değil mi? Gördünüz mü? O zaman delta x dediğiniz şeyin kesinlikle bir vektör olduğunu unutmayacaksınız. Ve matematiksel bir ifadedir. Şöyle üçgen çizip ondan sonra bir şey yazıyorsanız, bu üçgen bahsedilen niceliğin son değeri ile ilk değeri arasındaki fark anlamına gelir. O zaman bu bir vektör olduğuna göre son vektör eksi ilk vektör demek oluyor. Tamam mı? Peki burada sevgili arkadaşlar, desem ki x son eksi x ilki hesaplayalım desem. Sen şöyle yaparsın. Ha hocam tamam, bak x ilk eksiyle çarpılmış. Demek ki ben bunu şöyle tersine çevireyim. Ucuca eklenmiş oluyor zaten. Şunu çizersem neyi bulmuş olurum? Delta x vektörünü bulmuş olurum. Değil mi? Gördün mü? Anlaştık mı? Anlaştık. Peki şimdi sana şunu söyleyeceğim. Biz... Şurada bir tane şey vardı. Neydi? Durak vardı. Değil mi? Şurada. Otobüs durağı vardı. Durağın şu köşesinde referans 2 olarak seçtim. Tamam. Peki ilk konum vektörüm şu mu olur? X ilk. Artık bu başka bir vektör olduğu için üssüyle ifade ediyorum. Son konum vektörü neresi olur? O da şu olur. X son üssü. Değil mi? Gördünüz mü? Peki şimdi son konum vektörü eksi ilk konum vektörü yapalım. Yani ilk konum vektörünü tersine çevirelim. Sonuncuyla yine delta x aynı geliyor. Gördünüz mü? Yani şunun sonucu neyse bu eşittir x son üssü eksi x ilk üssüne de denk geliyor. Aynı cisim için delta x'e bakıyorsam bahsettiğim yer değiştirme vektörü asla referans noktasına bağlı değildir. Artık ortak bir ifade yakalamış olduk. Hangi gözlemci gözlüyor olursa olsun, ki şimdilik gözlemci bizim için durgun nokta anlamına geliyor. Hangi referans noktasına göre cismin yerini tanımlıyor olursam olayım, cismin zaman içerisindeki yer değiştirmesi hep aynı çıkıyor. Gördünüz mü? Yani referans noktasından bağımsız bir ifadeye ulaşmış oldum. O zaman ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Konum vektörü referans noktasına bağlıdır. Kabul. Ama yer değiştirme vektörü referans noktasından bağımsızdır. Tamam? Bunu da lütfen yazınız. Deyin ki konum vektörü referans noktasına bağlı olmasına rağmen yer değiştirme vektörü
Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Yer değiştirme vektörü referans noktasından bağımsızdır. Peki, haydi görüşürüz. Yarın ödevleri getirmeyi unutmayın.